Merhaba, ben Hülya. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Yere oturdum, elime kahvemi aldım. Kitaplar yanımda. Uzun bir videoya hazırım. Umarım siz de hazırsınızdır. Çayınızı, kahvenizi alın ve gelin derim. Şöyle afiyet olsun. Sanırım şimdi daha iyiyim. Bu bir kitap alışverişi videosudur. Yeniden. Ama Mart ve Nisan ayında herhangi bir alışveriş etmeyeceğime kameralar önünde söz vermek istiyorum. Evet, her ay bir kitap alışverişi yapıyorum normalde ama Mart ve Nisan'da yapmamam lazım artık gerçekten. Çünkü okuyamadıklarıma baktığım zaman hafif bir burukluk kaplıyor içimi. Bunu biraz 1-2 ay boyunca dizginlemeye çalışacağım, durulmaya çalışacağım. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız gelin bu oruca beraber niyet edelim. Bence bunu yapabiliriz. Öyleyse başlayalım. Bu kitapların hepsi Egamma'dan alındı. 150 TL'yi aştığı için oradan yapıldı. Yoksa birkaç kitaplık alışveriş için artık Egamma'yı kullanacağımı düşünmüyorum. Zaten söylemiştim. Ücretsiz kargosunu 150 TL'ye çıkardı birden. İlki bir üçleme. Alper Tunç'un üçlemesi. Kapak Kızı. Yeşil Peri Gecesi. Ve Osman. Bu üçlemeyi oldukça merak ediyordum. Ancak bir türlü fırsat olmamıştı. Egamma'da %45 indirim yapınca kaçırmak istemedim açıkçası. Dileğin çok güzel bir 2021 kadın yazarlar listesi vardı. Orada da Ayfer Tunç yer almaktaydı. Ona da dahil olmak istediğim için dedim ki daha ne bekliyorsun? Hazır fırsat ayağına gelmiş. Overlock makinesi gibi oldu ama bu fırsatı kaçırmak istemedim ve bu üçlemeyi de sene içerisinde okumayı planlıyorum. Belki Nisan, Mayıs gibi olabilir, bir dileğin listesini gözden geçirmem gerek. Onu da paylaşırım zaten aşağıda. Gelelim çok sevdiğim bir yayın evine. Yeni bir yayın evi olmasına karşın bence çok güzel işler yapıyorlar. Hem klasikleri çok güzel seçip onları bulup bize sunuyorlar. Hem de bunu büyük bir özenle yaptıklarını düşünüyorum. Gerek kapak tasarımları, gerek çevirileri, gerek de kapak dokularıyla. Bu da öyle kadifemsi bir yapıya sahip ama diğer kitapları daha fazlaydı. Wilkie Collins'in Ay Taşı. Yedi yayınları. Yedi yayınları yakın takibimde olacak bundan sonra da. Zannedersem iki ya da üç kitabını paylaşmıştım daha önce. Ama bastıkları bütün kitaplar elimde mevcut. Peyderpey paylaşacağım onları da okuyup. Gelelim, geçen videoda bahsetmiştim. Katip Bartleby. Bu da ondan esinlenerek yazılmış başka bir kitap. Enrico Villamatas'ın Bartleby ve Şürekası. O kadar bekledim ki bu kitabı. Yani bu alışverişi verdiğimde yaklaşık 10 gün oldu. Ön siparişteydi. Ardından işte şu tarihte çıkacak. Sonra yeniden bir erteleme oldu. İki ertelemeden sonra elime gelmiş bir kitap. Umarım beklediğime değer. Şöyle geçiyor arkasında da. Yapmamayı tercih ederim. Herman Melville'in Bartleby karakterinin bu meşhur sözünden yola çıkan Enrico Villamatas, Bartleby Şürekası'nda yetenek ve birikimlerine rağmen yazmamayı düstur edinen gerçek ve hayali yazarları konu alır. Acaba hepimiz öyle miyiz? Acaba hepimiz yazar mıyız içimizde? Ve yazmamayı tercih ettiğimiz için mi yazmıyoruz? Aklıma bu soruyu getirdi. Merakla bekliyorum. Bu kadar beklediğime rağmen de önce mi alsam, önce mi okusam diye düşünmüyor değilim. Gelelim Monok yayınlarına. John Fosse'un üçlemesi. Monok yayınlarını çok seviyorum. Her kitabını edinirim ve severek de okurum diye tahmin ettiğim yayın evlerinden bir tanesi. Çok güzel işler yapıyorlar. Gerek düşünsel kitaplarda, gerekse kurgu kitaplarda bence çok güzel de tercihleri var. Yakın takibinizde olması gereken yayın evlerinden bir tanesi bence. Julio Cortazar Edebiyat Dersleri. Everest'ten çıktı. Bu da merakla okunacak ama öncesinde Cortazar'dan başka kitaplar okunacak. Bunu o kitapları okuduktan sonra okuyup perçinlemeyi düşünüyorum. Ve beni çok heyecanlandıran Umberto Eco'nun Felsefe Tarihi. Şöyle bir. Bu da ikisi.
O kadar güzel bir, zaten içerisindekileri çok beğeneceğimi düşünüyorum. Ama güzelliğin tarihinde öyleydi. Eko'nun da dilini sevmiştim, gösterim tarzında sevmiştim. Burada da öyle olacağını düşünüyorum. İçerisinde çok güzel hazırlamışlar gerçekten. Kalın kağıt kullanılmış, kalın kapak zaten beni çok çok heyecanlandıran bir set. İkide de kalacak diye tahmin ediyorum. Birincisi Antik Yunan, ikincisi de Helenizm'den Augustinus'a devamı gelir diye tahmin ediyorum. Çevireni de söyleyelim. Leyla Tonguç Basmacı. Bu seri için çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Gelelim Domingo'dan Ben Ölümle 17 Karşılaşmam. Arka kapağını okumak istiyorum size mümkünse. Ölümcül seyreden bir çocukluk hastalığı, neredeyse felaketle sonlanacak bir ergenlik isyanı, ıssız bir patikada bir seri katille karşılaşma, eksik personelli bir hastanede beceriksizce yaptırılan bir doğum, bunlar çağdaş edebiyatın önemli yazarlarından Costa ödülü sahibi Maggie O'Farrell'ın bizzat yaşadığı ve bu sıra dışı anı kitabıyla okuruyla paylaştığı Ölümle 17 Karşılaşmasından sadece 4'ü. Gerçek, soluksuz bırakan ama hepsinden öte bizlere derin bir nefes alıp kalbimizin atışını dinlememizi hatırlatan hikayeler. Arka kapak çok güzel hazırlanmış bu arada yazısı. Ve bazı yazarlardan da kitabı anlatan cümleler paylaşılmış. Ölüm fikri beni her zaman biraz korkutan, biraz da kendime getiren bir düşünce. Ölümle sık sık karşılaşan kişilerin hikayelerini dinlemek de beni açıkçası biraz soğuk duş etkisi yaratan bir düşünce olduğu için okumaya, izlemeye gayret ediyorum. Sadece anımsamak için. Mesela bazı deprem videolarını da izliyorum. Bundan zevk aldığım için değil, aksine korkup, titreyip, hayatın ne kadar geçici, hayatın ne kadar kısa olduğunu anımsamak için bunu yapıyorum. Ve belki etkisi uzun sürmüyor ama en azından o an için yaşadığım şeylerin geçiciliğini, faniliğini görmüş oluyorum. Size de tavsiye ederim eğer bu süreçlerden geçiyorsanız. Çünkü hepimizin çok zor anları oluyor. Biliyorum bu zor anlardan hepimiz geçiyoruz. Bazen diyoruz ki neden bunlar benim başıma geliyor? Ben seçilmiş kişi miyim ki nokta atışıyla bu kişileri karşılaşıyorum, bu sorunları kendime çekiyorum diye. Bu süreçlerden geçtiğim zaman şöyle düşünüyorum. Evet Hülya, yaşadıkların gerçekten kolay şeyler değil ama şey demeyeceğim, sizden daha kötü durumda olanlar var demeyeceğim. Şu hissettiğiniz şey genelde o anda sizden daha kötü durumda olanları hissettirmeyecek boyutta şeyler düşündürüyor size. Yani diyorsunuz ki çok kötüyüm, çok kötüyüm ve sizden daha kötü olanları o sırada gözünüz görmüyor. Bunu çok iyi biliyorum. Bana da aynı şekilde ama en azından ne kadar geçici bir süreçler olduğunu görmek için böyle şeyler yapıyorum kendime. Ölümüm ya da bazı felaketleri izleyerek, görerek, dinleyerek içinde bulunduğum durumu atlatmaya çalışıyorum. Bu da benim yöntemlerimden biri. Ve gelelim Simone Weil ile Allah aşkı üzerine düzensiz düşünceler. Yazarla ilk tanışmam olacak. Neden bilmiyorum elim bu kitaba gitti. Belki de ben de bir yaratan ve yaratılan olma yani yaratan karşısında yaratılan olma düşüncesini bu aralar sıklıkla düşündüğüm içindir. Elim bu kitaba gitti. Kedebe'den çıkmıştı. Kedebe alışverişimde bunu eklememiştim. Nedense Egamba'ya eklemişim. Ve gelelim kitaptan söze de okuyacağımız kitaplara. İlki Saç Örgüsü. Her ay bir kadın yazar okumayı kararlaştırmıştık kitaptan söze de okuma grubumuz. Ve Mart ayında da nedense iki kadın yazar olmuş oldu. Bu da çok sevindirici. İlki Saç Örgüsü oldukça sevilen ve çok etkilenilen bir kitap oldu. Üç kadın, üç hayat, üç kıta, tek bir talep, özgürlük. Biliyorsunuz kıtasız ya da hayatların her biri eşit olmak üzere istediğiniz tek şey özgürlük. Bunu da bize gösterebilecek bir kitaptır umarım. İtalya, Kanada ve Hindistan'da geçen hikayeler üç kadından. Çok etkileneceğimi düşünüyorum. Çok güzel yorumlar okuduk. Bakalım biz nasıl okuyacağız, nasıl bir süreçten geçeceğiz.
Cassandra Düğünde, Dorothy Baker'ın çeviren Avi Pardo. Avi Pardo, çok güzel. Modern Klasikler serisi Yapı Kredi'den. Herhangi bir şey bilmiyorum kitap hakkında. Sadece Yapı Kredi'nin tarzını çok sevdiğim için ve Yapı Kredi'den çıkan yeni kitapları düzenli olarak takip ettiğim için edinmek istedim. Nisan'da okurum diye tahmin ediyorum. Böyle bir bakınca Nisan'da okunması gerekiyormuş gibi hissettim. Ali Teoman benim 2 sene önce tanıştığım ve çok da sevdiğim bir yazar. Erken kaybettiğimiz yazarlardan bir tanesi. Aşk yaşama çok uçuk. Bunu da çıkınca edinmek istedim açıkçası. Öykü kitabı. Bakalım bizi nasıl güzel öyküler bekliyor yine Ali Teoman'dan. Ve gelelim veda törenine. Çok sevdiğim bazı kadın arkadaşlarıma da gönderdiğim bir kitap. Herhangi bir şey bilmiyorum hakkında. Ay, ama düşürmeseydim iyiydi. Bakalım nasıl olacak. Beraber okumayı planlıyorum onlarla. Tamamen içgüdüsel olarak elim bu kitaba gitti ve edinmek istedim. Tabii ki onlara veda ettiğimden değil. Aksine bazı vedaların yeni gelişlere, yeni hoş gelişlere vesile olduğunu bildiğimden sanırım elim ona gitti. Her ay Rus edebiyatından bir kitap okuduğumuz grubumuz var. Onun Mart kitabı da Turgenev'den İlk Aşk. Bakalım, heyecanlıyım. Aşkla ilgili bazı şeyler okumayalı o kadar uzun zaman oldu ki seveceğimi düşünüyorum. Bu kitapta bana önerilen kitaplardan bir tanesiydi. Heva'nın Instagram'dan çok sevdiğim bir arkadaşımız. Onun önerdiği bir kitaptı. Hatta şöyle demişti. Ben yeğenlerimi aldım ve biraz da genç kızların, kız çocuklarının okuması gerektiği ve örnek alması gereken kişilerin olduğunu düşündüğüm bir kitap demişti. Aynı zamanda kendisi öğretmen olduğu için bu konuda ona çok güveniyorum. Biraz da çocuklara önerilebilecek kitaplara onun vakıf olduğunu bildiğimden. Şöyle bir kitap. Cesur Kızlara Yol Arkadaşları. Ne kadar güzel. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bastığı bir kitap. Okuyup paylaşacağım bunu yakın zamanda. Afe Bejale var, Füreya Kural var, Halet Çambel var. Ne kadar güzel isimler. Gerçekten de böyle kadınların var olduğunu bilmek ve onların gerçekten pek çok kişi aksine yol arkadaşı olarak belirlenmesi çok güzel. Bunu da paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ve Metin Ardeti, Babam Omuzlarımda. Bir anlatım şu şekilde. Baba ve anne ile ilgili olan kitapları hepimiz sanırım biraz daha yakınız, biraz daha duygusal hissediyoruz. Bu kitap bana, yazar hakkında bir şey bilmiyorum bu arada. Belki benim ayıbımdır, belki çok önemli bir isimdir ama tamamen isminden dolayı aldım. Bundan 4 ya da 5 sene önce doğum günümde Ankara'daydım o sırada. Babamdan bir mesaj geldi, doğum günü mesajı. Gece 12'de atmış, ben tabii sabah gördüm onu. Omuzlarımda hala yer var, seni taşımaya devam edeceğim diye. Çok etkilenmiştim. İyi ki var benim babam, sizin babalarınızın olduğu gibi. O yüzden sırf isminden dolayı, bana hissettirdiklerinden dolayı aldığım bir kitap oldu. Çok çabuk ağlayabilen bir insanım ben bu arada. Dediğim gibi iyi ki annelerimiz, iyi ki babalarımız var. Eğer şu anda maddi olarak yanınızda değilse, fiziki olarak yanınızda değillerse de eminim sizde manevi yerleri vardır. Çünkü hiç kaybolmayacak kişiler hayatlarınızda. Bunu biliyorum. İyi ki varlar. Ve gelelim yine bir yayın evine. Vakilando diye okunduğunu tahmin ettiğim ya da Vacilando diye okunmuyordur. Vakilando diye okunuyordur diye tahmin ediyorum. Bu yayın eviyle de tanışmak istedim. Ahmet Şimşek Hammurabi'm. Çok güzel bir kapak tasarımı. Çok güzel bir dokusu var da kitabın. Öykü kitabı. Ben her videomda diyeceğim bunu gerçekten. Her yeni yayın evine, yeni isimlere şans verilmesi taraftarıyım. Bazı çok güzel kalemlerin sırf büyük yayın evlerinde çıkmadıkları için ya da reklamlarının yapılmadığı için yitip gittiğini farkındayız. Ve bir okur olarak bence bir vazifemiz bu bizim.
Hepsine tabii ki yetişemeyiz ama yetişebildiklerimiz ya da her ay bir kitabı yeni yazardan ya da yeni yayın evinden seçmek bile çok etkili olacaktır diye tahmin ediyorum. Bitmedi. Bitmedi, daha devam ediyor. Dediğim gibi kitaptan sözenin diğer kitabım Berci Krist'in Çöp Masalları Latife Tekin'den. Sadece bir kitabını okumuştum Latife Tekin'in. Diğer kitaplarını da edindim. Can yayınlarından çıkanları edindim, öyle söyleyeyim. Diğer aldığım kitapları ise Rüyalar ve Uyanışlar Defteri. Diğeri de Manve City. Elimde dört kitabı daha var ama onları daha önceden almıştım. Bu üç kitabı yeni aldım. Berci Krist'in Çöp Masallarından da oldukça umutluyum. Bakalım grubumuz olarak ne düşüneceğiz? Ve gelelim Alfred Jelinek'in Aşık Kadınlar, Anıl Alacaoğlu'nun çevirisiyle. Sevgili İpek bugün paylaştı. Okumaya başladığını ve bu okuma sürecinin de çok güzel ilerlediğini söyledi. İpek Dadakçı'yı belki de çoğunuz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Onun seçtiği kitaplar birbirimize çok paralel gittiği için seçimlerini kendime çok yakın hissediyorum. Ve o beğendiyse ben de büyük bir ihtimalle beğenirim diye düşünüyorum. Ertelemeden okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Çok da güzel bir kapak tasarımı. Ve gelelim İthaki Modern'den yeniden Hayatta Okuyamam. Yani bu soyadını maalesef adını hani okuyorum Michel. Hulle Beko. Kitabın ismini okuyayım. İtaat. Nasıl okunduğunu da bana yazarsanız çok sevinirim. Çünkü Fransız yazarmış. Yani çok normal. Yani Fransızca kelimeler bana o kadar zor telaffuz edilmesi gerekenmiş gibi geliyor ki. Lütfen kusuruma bakmayın. Fransızcam yok. Ya, maalesef. Bu kitabı da tamamen herhangi bir şey bilmeden sadece İthaki'nin seçimlerine güvendiğim için edindim. Öyle. Ve gelelim henüz bir kitabıyla tanıştığım ama diğer kitaplarını tek tek kitaplığıma eklediğim ve beni çok heyecanlandıran bir yazara, Selçuk Baran. Sadece Haziran'ı okudum ve çok etkilendim. Ne kadar geç kaldığımı da fark ettim. Umarım siz de bir şekilde kendisiyle tanışırsınız. Bence Türk edebiyatı için büyük seslerden bir tanesi. Yine erken yitirdiklerimizden. Türkan Hanım'ın Ölümü. Ben de bu sene bol bol Selçuk Baran okuyacağım. Bozkurt Çiçekleri. Bir Solgun Adam, ki en çok bunu merak ediyorum. Ve Arjantin Tangoları. Dediğim gibi 2021'de bol bol varmayan Selçuk Baran göreceksiniz. Ve daha demin bahsettiğim Vakilando yayın evinin Yakacık Mektupları, Mahmut Yesari'nin yazdığı öykü kitabı. Bunu da oldukça merak ediyorum. Çok sevdiğim birkaç arkadaşım okuyup yorumlamıştı. Özellikle Ahmet çok beğendi diye hatırlıyorum. Bunu da okumak için sabırsızlanıyorum. Zaten çabuk okunacak eserler gibi, öyküler gibi görünmekte. Dediğim gibi yeni yayın evleri, yeni yazarlar beni her zaman heyecanlandıracak. Sona geliyoruz ve bana Leyla ile Mecnun'u hatırlatan At Kafası, Cafer Modarre Sadeghi, İranlı diye tahmin ediyorum. Bir saniye. Bu arada bu aldığım kitapları herhangi bir şekilde incelemedim daha önce. Gelir gelmez hemen dolabımın üzerine koydum ve bu videoyu çekeceğim için öncesinde bir hazırlık vesaire yapmadan sizinle beraber görmek istedim. Sizinle beraber tanımak istedim. Bu da İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren İstefanlı Cafer Modarres, tamamdır. Öykü mü diye bakacağım. Roman. At Kafası. Bunu oldukça merak ediyorum açıkçası. Ve gelelim çok tatlı kadınlarla beraber okuyacağımız Hargrave'in Kadınlar Adası'na. Bu kitap için oldukça heyecanlıyım. Arka kapağından ufak bir şey okumak isterim sizinle. 24 Aralık 1617, Norveç'in en kuzeydoğusunda bir ada, Vardo. Denize açılmış 40 adam, duyanların büyüyle çağrıldığını düşündüğü bir fırtınada yaşamını yitirir. Geride ise kadınların hakimiyetinde bir topluluk kalır. 20 yaşında genç bir kadın olan Marin de bu felakette babasını ve kardeşini kaybeder.
3 yıl sonra tehlikeli bir figür gösterir kendini. Kuzey adalarında cadı olarak hüküm giyenleri yakarak idam eden vekil Absalom Cornet. Aa, güzel başladı. Arka kapakta bu kadar detay verilmesini pek sevmesem de beni heyecanlandırdığını söylemeliyim. Madeline Miller'ın da, ki ben Kirke'nin yazarı, çok beğendiği bir kitap olması bir tık daha öne geçiriyor açıkçası. Bunu da merak ediyorum. Beraber okuyacağımız kadınlara da selam olsun. Mart ayında okunacak kitaplardan bir tanesi. Çok güzel de bir kapak tasarımı ve dokusu çok güzel. Bu kadardı. Yine hızlı gittiğim, böyle bol bol dilimin dolandığı bir video oldu zannedersem. Ama en azından böyle hazırlıksız yapılan videoları kendime daha çok yakın hissettiğim için böyle oluyor. Evet, aslında daha çok hazırlık yapabilirdim. En azından yazarların isimlerinin okunuşlarını öğrenebilirdim belki, ama ben bu kitapları çoğunu sadece yayın evine, çevirmenine ya da ismine yakın bulduğum için edindim ve bilmediğim bir kitabı aslında sizinle yanımda siz varken bilmemeye devam ediyorum. Ve okudukça göreceğim, okudukça onları daha iyi anlatabileceğim. Zaten her ay sonu o ay ne okuduysam ona paylaşacağım bir video geleceği için belki adını çok sevdiğim bir kitap beni büyük bir boşluğa itecek. Belki hiç sevmeyeceğim. O yüzden bu süreci beraber görelim istiyorum. Zannedersem bu kadar. Bakayım şöyle bir. Evet, bu kadar. Kahvem soğudu. Zannedersem sizin de soğudu. Ama lütfen siz içmeye devam edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.